Şimdi Karamürsel'de Ayhan Karabudak'la birlikte onların ceviz bahçesindeyiz. Ayhan Karabudak kim oluyor? Vicdan annenin eşi oluyor. Hı. Ayhan Bey bu ceviz bahçesi ne kadar yıllık? 6 yaşında, civarında. Meyve veriyor artık Meyve be, veriyor, ha? başladılar. Masraflarını başladılar. kurtarıyor. Evet. Dikkatimi çekti böyle her yer otluk. Hani bakım yapmıyor musunuz ee, kazma, çapa falan? Şimdi bakım bakımı yapıyoruz biz hem de iyi bakım yapıyoruz. Biz bizim bahçelerde, sebzelerde, ağaçlarda hiçbir şekilde zehirli madde herhangi bir böcek ilacı bir şey kullanmayız. Ee, bakteriyle temizlik yapıyoruz. Yani tabiatta, tabiatta hı hı. kötü bakteriler var, iyi bakteriler var. Hı hı. Kötü bakteriler hastalık yapıyor. iyi bakteriler de hastalık yapan bakterileri hallediyorlar. Yiyorlar onları. Yiyorlar. Yani. Biz ağaç dal yapraktan püskürtüp de damlamadan Verdiğimiz zaman toprağı orman toprağına çeviriyor. Yani bu böyle zat, mi? Tabii tabii. Şimdi ormanın içindeki top, e, orman toprağı neden değerli? Güneş görmüyor. Hı hı. Yapraklar ağaçlar kuruyor. E, güneş görmüyor. Güneş gördüğü zaman meyve bahçelerinin diye iyi bakteri de ölüyor, kötü bakteri de ölüyor. Ya yani eğer bu ot olduğu zaman, ot olduğu zaman hı hı. toprak güneş görmüyor. Faydalı bakteriler içinde yaşıyor. Zararlı bakteriler de yaşıyor. Ama sen bir de buna iyi bakterilerle takviye yaptığın zaman ortama hakimi hep iyiler kaplıyor. İyi bakteriler. Kötü güçleri yeniyor. O zaman kötüler ortadan kayboluyor, kayboluyor. Senin bahçen hep iyi oluyor. Bak yaprakları ne kadar canlı, ne kadar şey. Bu, Bu sulama ot... geçiyor burada. Ha sulama, damlama sulamaları. Damlama sulamaları. O damlama sulama yaptığımız zaman damlamadan su veriyoruz. en faydalı şekli o. Bakteri dediğin senin canlı onun yemesi içmesi var. Sevdiği yiyecekler var. Ben onun sevdiği yiyeceklerini buluyorum, ona yediriyorum. Onlar çoğalıyor, çoğalıyor. bakteri. Besliyorsunuz yani. Besliyorum. Yani. Bir laboratuvar gibi benim bir preferbirim var orada. O prefabrikte onları çoğaltıyorum. Hem damlamadan hem yapraktan bir ortalık yoğun bakteriyle olduğu zaman, temiz bakteriler olduğu zaman senin bahçen de tertemiz oluyor. Peki bu otlar çapa kazma, hiç, sürme? Hiç çapa yapmıyor. Meyve bahçelerinin dipleri, dipleri Avrupa'da bu son zamanlarda yoğun başladı. Meyve bahçelerinin dipleri çapa yapılması zararlı, sürülmesi zararlı. Neden? Toprak güneş görüyor. Güneş gören toprakta iyi bakteri de ölüyor, kötü bakteri de ölüyor. Sen ondan sonra uğraşıyorsun bir sürü gübre verme. İyi bakteriler de kötü bakteriler öldüğü zaman ortalığı ondan sonra kestiğin zaman zehiri ortalığı kötü bakteriler kaplıyor kısa zamanda. Çok uzun zamanda iyi bakteriler hakim oluyor etrafa. Böyle böyle şey dikenler var. E, dikenler Dikenlerin üstüne bir sürü böcek sarmış böyle nakıl gibi. Yapraklara böyle 10 santim var ama ağaca geçmiyor. Kendi yaşamalarını çünkü orası. Sen onları biçersen, temizlersen, ilik gibi yaparsın. O böcek nerede gidecek? Ağaç. Kendime yaşamaları için ağaçları seçiyor. Cevizler olmaya başlamış. Olmaya başladı. Şöyle küçücük burada gördüm. Evet, evet. Bunların hasatı Eylül'de mi oluyor? Eylül, Ekim falan yani. Daha hasata çok var. Daha var, yani. var, var, daha var. Peki herhangi bir hastalığı var mı beklediğiniz ya da tedbir aldığınız şu Yok, an? Yok, şimdi ceviz ağaçları daha çok mantar hastalıkları yapar. Zaten hastalık temeli iki tane vardır. Mantar hastalıkları böcek böcek ilacı, böcek yaptığı hastalıklar. Daha çok mantar hastalıkları yapar. Biraz hava yağsın, güneş açsın, mantar fırsatını bulduğu zaman hemen kötü mantarlar piyasaya çıkar. Ama bizde kandırırlar ama biz de iyi bakterileri savaş alanına sürdüğümüz için kötüler mahvoluyor. Şimdi Ayhan Bey'in küçük atölyesindeyiz. Ayhan Bey bu atölyede bakteri üretiyor. Yurt dışından aldığı az miktardaki bakteri mayasını burada çoğaltarak e, bitkilerine, sebzelerine, ağaçlarına e, veriyor. Ve onları zararlılardan, çeşitli zararlılardan koruyor. Doğru mu? Doğru. doğru. Peki bu bakterileri nasıl üretiyorsunuz? Şimdi bakteri üretirken aslak bir 20 litrelik bidonu anlatayım ben size kabatasak. Tamam. 20 litrelik bir bidona bunun içine yaraya kadar su doldurursan ama temiz kuyu suyu olacak. Yarıya kadar doldurursun üstüne tatlı bakteri tatlıyı sever. Organik pekmez olacak. Organik bal olacak. Üzerine de 1 litre bakterimizi döktük. Döktük. Üzerine bir şey soracağım. Bakteriler suyun içinde mi oluyor? Suyun içinde. Öyle mi geliyor size? Tabii tabii. Sıvı geliyor zaten kendisi. Hı, sıvı olarak. Sıvı geliyor. Ondan sonra bunun içine e, bir litre bakteriyi de dökünce ağzına kadar suyla dolduruyorsun. Eğer evde ben bir bidon yapacağım dersen kapağını da iyicene böyle naylan koyup da hiç hava almayacak şekilde kapatacaksın. Bunun gibi. o Tam onu, onu Tam şunun gibi. Ha, onun Kapatacaksın. Gibi. Bunu 3-4 günde bir, 3-4 günde bir genleşecek içeride. Çünkü o bakteri Artıyor, bakteri he, tatlıyı yiyor, büyüyor, bölünüyor, çoğalıyor, büyüyor, büyüyor, ço çoğalıyor, şişmanlıyor, genleşiyor, değil, değil. şişmanlıyor. Çoğalıyor sayıda, nüfusu da artıyor. Hı. Zaten bizim işimize geliyor. Bahçemizde ne kadar çok yoğun bakteri olursa, o kadar iyiyiz. onlar arada bir 3-4 günde bir bu, bu şey kapağını gevşeteceğiz. sız diye hava çıkar, tekrar kapatacağız. 15-20 gün sonra, bir buçuk şey, bir ay sonra bakterimiz oluyor artık, Tıs yapmayı bırakıyor, hava şey yapmayı iyicene doyuyor, yani hı hı hı. yapıyor. Bunu ondan sonra 100 kilo suya, 100 kilo soya. 1 litre bakteri koyup ağaçlara atabilirsin. Tabii bu bidonlar çoğaldıkça ben şimdi ikide bir de kapakla uğraşmamak için kapakla uğraşmamak için böyle bir kapağı delip hortumla hortumla yandaki bir kapın içine su suyun içine ucunu veriyorum. Bu çünkü reaksiyona girdiği zaman gelleşir. Hava atması lazım dışarı. Dışarıdan da havayı almaması lazım. Ancak bu yöntemle. Ancak suyun içinde olursa hortum unucu <laughs> dışarıdan hava almaz. belli bir süre sonra belli bir süre sonra bunu ha, tam olduğunu nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Hop böyle meyvamsı bir tadı olur. Bunu eline yüzüne sür bu mantarı. Ayağında falan mantar varsa tırnaklarına sür. Yani bunu ha, yani hayvanla... mı bunu böyle elimize alabilir Tabi Tabii tabii. Şimdi ben gösteririm. Bakın. Nasıl bir şey çıkacak bilemiyorum. Yok yok. İy Bak. Aa. Al, bak. Bir dakika. Bak kokla kokla. Bak. Pekmez tatlımsı, gibi. pekmez gibi, sirke gibi bakteri işte yani bu. Ha, yani, böyle bak. mi oluyor bak? Tabii Burası... canım. Böyle yani. Yok yok hiç korkma bak. Bu hiç. Bunu Avrupa'da içiyorlar hastalıkları gibi. hiç ha. Hiçbir zararı yok bunun. Ayhan Bey biraz dışarı çıkalım mı? Tabii buyurun. Bu girişte de variller var şimdi. Şu variller ha, ne varildi. oluyor? anlat hemen onları. Bu varillerde de dışarıda mesela e, hazırladığım şey bu günlerde çok rağbet var bu bakteriye. E, büyük varillerde de hazırladım. Bakın bak burada canlı. Bak şimdi. Bak nasıl bak, canlı? bak 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 bak. Bak nasıl hava kaçır. Bak. Bu Sizden... devam ediyor. Zaman zaman bu içeride reaksiyonu dışarı atıyor. Şu bak tatlı melas bu. Şeker fabrikalarından alınan tatlı melas. Bunu da bakterilere veriyoruz. Bakterilere veriyoruz. Bakın bir örnek daha verin ben sana. Isırgan otu. Hı hı. kiloluk bir bidon bu normal tamam. 200 kiloluk bir don. Isırgan otunu böyle dörtte bire kadar taze daha çiçek açmadan toplanırsa daha iyi olur. Dörtte bire kadar doldur içine hı hı. doldur. Üstüne de kuyu suyunu doldur doldur. Ve bırak kapağını da böyle eğriti bir şekilde kapat üstünü. Bu böyle çamur gibi olur. Kurtlar var orada. Evet kurtlanır. Butlar. Şimdi bu iyice olunca bunu süzeceğiz. Hı hı. Süzünce de bunu bunun azot gübresi bu. Sıvı azot gübresi. Sıvı, sıvı azot gübresi. Bu azot gübresi. Bak bunun yanında mesela bak, karşıda potasyum diyor kül. Ne sobada yaktığımız sobadan çıkan kül. Ne yapıyorsunuz onu? Kül. Aynı şekilde bir de onu bak üstüne yazmışım. Yaz görüyorum. Yarıya kadar böyle dörtte bir ne kadar biraz daha dörtte birden aşağıda da olur. Külü doldur. Üstüne de suyu çek. Suyu Hı -hı. çek. Bekle. 10 gün 15 gün sonra potasyum gübresi. Ve içinde de bir sürü mineraller var. En değerli gübrelerden biri de kül. Kül. Ama Hat, onu sulandıracağız. O, işte, o su, suyu e, külün üstüne ağzına kadar suyu doldur. Bekle 15 gün sonra potasyum. Bazık olur biraz o. Yani ağaçlara direkt verirsen bazık ha. olur. Bazık olması onu suyla seyreltip seyreltip. Ne kadar seyreteceğiz mesela? Valla onun hani bir pH metre herkes de köylü de artık olması lazım. Bak mesela pH metre pH bir ot ötsün. Şeyden altı buçuk 7 gibi olursa 6 civarında olur. O zaman verebilir. 6,5-7 uygun. Yani suyu öyle seyretsin Hı. yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.